Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz. Yani bir haftadır video atmıyorum, 3-4 gündür video atmıyorum çünkü size de paylaştığım üzere amcam vefat etti. Tekin Akyüz amcam. Yani gerçekten onun şokuyla nasıl, ne yaptığımızı bile şaşırdık. Ne olduğunu bile şaşırdık. Şu an gerçekten inanamıyoruz. Hani bütün aile şokta. Babamlar 10 kardeş, 7 tane erkek, 3 tane de kız. Yani daha önceki çocuklar da varmış ama onlar sanırım küçükken de vefat edenler var. Yani amcam epilepsi sarı hastasıydı. Benim bildiğim kadarıyla zaten sürekli nöbet geçiriyordu, sürekli bayılıyordu, düşüyordu bir yerlerde, sürekli böyle şeyler yaşıyordu, böyle bir ataklar yaşıyordu arkadaşlar. Hasan'ın ablası vefat ettiğinde 2 sene önce, belki o zamanlar videoda çekiyordum, belki duymuşsunuzdur, amcam hasta, hastaneye götürüp getiriyoruz. Amcamla ben bir hafta 10 gün boyunca ilgilendim. Hani işte hep tuvaletin altına kaçırıyordu. Bayağı bir, tamam, hep böyle aklı gidiyordu ama hani ben onunla ilgilenince hep kendini de muhafaza ediyordu. Bana diyordu ki sen benim kızımsın falan. Gerçekten o yönden hep içim rahat. Hani demek ki, ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer ben birine iyilik yapıyorsam veyahut da biri bana iyilik yapıyorsa, demek ki o zamanında birine iyilik yapmış ki Allah onu benim, yani beni onun karşısına çıkartmış. Çünkü ben tamam yaparım herkes için ama hani böyle resmen Allah bana kalk kulum, ona bunu yap, ona şunu yap, ona bu hizmeti yap diyordu. Ve gece gündüz arkadaşlar gerçekten hep onun yanındaydım. Hani gören görsün, görmeyen görmesin, ben hiçbir zaman bir şey kul için yapmıyorum, Allah için yapıyorum. Beni yanlış tanıyanlar da oluyor. Hem akrabalarımdan hem çevremden, hiç kimse de umurumda değil. Ben, annem olsun, yengem olsun, yengelerim olsun, kim ne yaptıysa herkes kendine yaptı arkadaşlar. Yani seviyordum amcamı. Gerçekten benim için çok değerliydi. Hiçbir şekilde, yani bugüne kadar, yani hiç yalan atmıyorum, amcam 52 yaşındaydı. Hani bana asla sert yüzünü böyle eşkiterek, bana hakaret ederek bir fiske bile vurmadı. Tabii, bir dakika arkadaş. Miraç ağladı. Bir dakika, geliyorum hemen. Arkadaşlar Miraç ağladı da ona bir mama yaptım. O yüzden Miraç'la devam edeceğim. Benim bu var ya, bu benim canım canım canım. Bütün dertlerim hep seninle unutuyorum. Ne diyeyim arkadaşlar, dediğim gibi az önce de amcamın hiç bana, yani amcamın aslında hiç kimseye zararı yoktu. Bütün yeğenlerini, bütün herkesi çok severdi. Kendine zararı olmuştur. Tamam, biz onu ne kadar da uyarsak kendine, kendi yaptı. Kendine yani. Kimse bir şey diyemez. Hepimizi çok seviyordu. Babamı, amcalarımı, hani bir iki amcamı çok seviyordu. Yani tabii daha yakın hissediyordu. Demet çok üzüldü, amcamın kızı. Gülşah zaten Almanya'da o. Son gün. Hele Fatoş abla hiç demiyorum zaten. Amcamın kızı. Helal anneciğim. Yani bir gün bana bir fiske vurmadı. Yani bir gün, yani farklı amcalar var görüyorum. Laf ediyorlar, hakaret ediyorlar, vuruyorlar ediyorlar. Benim amcam öyle değildi. O kadar iyiydi ki. Hele o çocuklarına, o çocuklarına o kadar iyiydi. Bu arada amcam eşiyle ayrı. Hani ayrıldılar. O kadar iyiydi ki çocuklarına, evine o kadar bakıyordu. Yani cebinde 5 lirası olmasın, 5 TL'si bile olmasın, her eve geldiğinde o şey, arabanın bagajı doluydu. Ben amcama dedim ki, amca diyordum, benim babamın da durumu iyiydi çok şükür o zamanlar ama. Amca diyordum, ya ben sizin evde hiç yemediğim kahvaltıları yiyordum. Hep böyle yemek, çok değişik değişik ürünler getiriyordu. Ondan sonra ben o zaman yurt dışından yeni gelmiştim. Ben hani alışmışım, ben fazla kahvaltıda çay sevmiyorum. Hani seviyorum ama bazen. Ondan sonra her gün meyve suyu içiyordum. Bana diyor ki, Gülsüm sen ne diyordu? Sen Fransa'dan geldin, zenginsin. Sen bizi böyle, bizi bu meyve suyuyla zenginliğe alıştırdın.
senin sayende her gün meyve suyu içiyoruz falan, hep böyle espri yapıyordu. Kurban olurum. Mesela sofradan size şunu söyleyeyim. Hani amcamın ne kadar iyi bir insan olduğunu anlarsınız. Mesela böyle hepimiz yan yana oturuyor. Ben de sofrada böyle yapıyordu. Hani susamış ya. Su istemiyordu. Bana kalk su getir demiyordu. Ya bir ayağa kalk ya, senin boyun uzamış ya. Bir bakayım sen kilo mu verdin diyor. Ve ayağa kalkıyordu, böyle bakıyordu. Evet diyor, sen zayıflamışsın, kilo vermişsin. Hele bir kalkmışken bana bir bardak da su getirir misin? Böyleydi yani, o kadar çok zor ya. Gerçekten bir de en küçük amcam. O kadar üzüldüm ki. Bir de ben çok kötü duydum. Yani arkadaşlar, şimdi benim amcamın kızı bize gelecekti. Demet. Miray. Demet bize gelecekti. Bana mesaj atmış. Ben de evdeydim. Dedim, Demet dedi ki kayınpederin sizle mi? Ben dedim yok dedim. Hani bizde dedim. Yarın size gelecektim dedi. Neyse başka bir gün gelin. Ben de tamam dedim. O gün de Hasan'ın işi çıktı. Kayınpederim dedi ki ben gideyim dedi. Hani başka bir gün gelirim dedi. Ben de tamam baba dedim. Demet'e mesaj attım. Demet hani gelin, kayınpederim yarın gidiyor. Hani siz de gelin. Hani kayınpederimi biz bırakacağız, yarın yok. Demet de tamam dedi. Ben de sabah öyle uyandım. Geceliğinde gerçekten böyle, yani insanın içine doğuyor mu? Böyle biraz mutsuzdum. Hep böyle düşüncelere dalmıştım. Rüyada gördüm. Bir tane gelinlikli bir kadın vardı. Bizim mahalle kapkalabalıktı. Şu annemlerin aşağı sok yani aynı sokağın bir iki ev önü. Bir tane kadın gelinlik giymişti. Ağlıyordu. Vurmuşlar kadını, kanlı. Bana diyor işte, bize bağırıyordu. Beni niye öldürdünüz? Ben ölmek istemiyorum. Beni gömmeyin. Ben evlenmek istiyorum. Ben onunla evlenecektim. Siz bırakmadınız falan filan bağırıyordu. Ben dedim bu nasıl utanmıyor dedim. Bunu vurmuşlar dedim. Daha halen evlenmeyi düşünüyor dedim. Bu neden böyle yapıyor ya? Baktım bizim mahallede oraya gidiyordu, buraya geliyordu, koşturuyordu, ediyordu bir şeyler. Ben sabah uyandım, kısırımı yaptım, hazırladım bütün her şeyini. 3 tane yumurtayı koydum. Şu anda o yumurtayı elim varmadı çöpe atmaya. 3 tane yumurtayı koydum, çırpıyordum. Baktım annem beni aradı. Ben ondan önce annemi aradım. Anne hadi gelin, tamam kızım geliyoruz. Ondan sonra Demet de gömlek getirmiş, amcamın kızı. Demiş ki Betül git amcama, hani amcaya de ki ütülenecek gömleğim ne varsa, başım ağrıyor şu an, varsa getir ütüleyelim Gülsüm'e gittikten sonra. Betül bir çıkıyor, amca amca ses yok, amca amca ses yok, annesine bağırıyor, ablasına. Demet bir gidiyor, amca amca, amcam da arkasını dönük, kalp krizi herhalde, bir de sarı hastasıydı, arkasına dönük bir şekilde. Ondan sonra odasına giriyor. Amca amca yok. O arada Demet babası amcamla uğraşırken yengem geliyor. Zübeyde yengem amcamı bir çekiyor. O ne ki ölmüş. Zübeyde yengem diyor kız bu ölmüş diyor. Onlar zaten çok şok olmuş. Demet'in rengi gitmişti. Sap sarı olmuştu. Annem de o duyunca annem beni aradı. Gülsüm Gülsüm dedi. Ne oldu anne dedim. Ben sana bunlar gelmiyor. Ne oldu anne dedim. Sana bir şey söyleyeceğim ama korkma. Yani ne babamın ölmesi geldi, ne Tekin amcamın ölmesi geldi. Yani ben dedim ya bunlar babamı düşürdü, ya bir şey oldu. Yani bilmiyorum, yangın mı oldu dedim, deprem mi oldu dedim, ben duymadım. Zelzele mi oldu dedim, tsunami mi çıktı dedim, bir şey, hiç ölüm aklıma gelmedi. Yani babam gelirdi ama amcam asla hiç gelmezdi. Ve bazen de ben anneme diyordum ki hani amcam böyle gidiyor geliyor, biraz bir şeyler de olduğunu anne diyordum. Hani amca hiçbir şey demeyin. Yani bu yarın bugün yatağında ölü bulunur dedim, bak yemin ediyorum her zaman bunu diyordum. Çünkü belliydi yani, çünkü bir kalp yani epilepside bir nöbet geçiriyordu, kendini oradan oraya vuruyordu. Biz kaç kere annemlerde ben otururken böyle pat diye ses geliyordu. Biz bir çıkıyorduk amcam ölmüş, dirilmiş kendine. Bir rengi atmış, ağzı değişik, yamuktu, bir şey oluyordu. Çok kötü oluyordu. Canım amcam. Ondan sonra biz hep annem diyorduk 2 gün mesela bir şey olmadı. Annem diyordu çık git bak bakayım ne yapıyor. Evde mi değil mi? Veyahut da yemek yaptık gelsin, yiyecek mi yemeyecek mi? Ölmeden mesela
3-4 mesela 3 gün oldu ya, 4 gün oldu diyelim, ondan 3 gün önce, yani 10 gün önce diyelim. Şimdi ben annemlerde evi topluyordum, baktım böyle eşarbım böyle saçıma çıktı. Bir baktım amcam, ben hemen kendimi attım odaya beni görmesin. Ondan dedim niye görmesin benim amcam dedim. Gördü böyle, hiç insanın yüzüne bakmıyordu. Yani bilmiyorum neden hiç yüzüne bakamıyordu insanı. Mesela böyle konuşacak ki böyle yapıyordu. Tamam diyordu. Gülsüm nasılsın, iyi misin diyordu. Bir şey lazım mı, bir şey istiyor mu? Hep böyle yani, her zaman ne zaman görse bir şey istiyor mu? Ya amca bir şey istemiyorum. Yok, pastanede çalışıyordu. Hasan Ekler çok seviyor. Hasan Ekler getiriyordu. Ondan sonra ben onun çamaşırlarını yıkıyordum. Götürüyordum. Bana diyordu ki zahmet olmuyor değil mi sana? Yok diyordum. Tam kalkacağı zaman bu bakıyor masanın üstüne 40 lira bırakmış, 20 lira bırakmış. Ezan okunuyor Allah'ım. Allah'ım rahmet etsin. Ya bir de şöyle bir söz var arkadaşlar. Kör öldü mü badem gözlü oluyor ya. O çok doğru. Yani ölmeden insanların kıymetini bilmemiz lazım bence. Öldükten sonra hiç bende şu şey var arkadaşlar. Ben öyle her saniye ağlayayım, kendim yerden yere vurulacak bir şey değilim. Ben Allah'a şükür öyle çok metanetliyim yani o konularda. Mesela ben o duydum ya, hani böyle televizyonlarda kadının elinden telefon düşer bir şey olur ya, ben gerçekten öyle oldum. Telefon elimden böyle düştü ama ben tuttum böyle hızlı bir şekilde. Ben hemen bir de bir makyaj yapmıştım böyle. Hadi demetler gelecek öyle güzel olayım. Bir de akşam annemin doğum günü ya. Annemin doğum günü öldü. Annem de hep diyor ki Gülsüm diyordu, bana hiç unutamayacağım bir doğum günü yapın diyordu. Yani biz hani Samet'le kaç gün önceden dedik maytap alalım. Böyle patlayan şeyler oluyor ya. Hava eşek değil ama farklı. Ondan sonra anneme eşarp alalım, bir şey alalım. Hani bilmiyorum niye böyle yapıyordu da hep ilk kez böyle istedi. Yani unutmayın bu doğum günün asla. Biz akıl seremiyorduk yani, neden hep böyle diyor. Ciğerci maddeni de götürecektik. Hani ben de dedim makyaj yapayım, resim falan çekiliriz. Yani bir daha uğraşmayayım. Ondan sonra al dedim, anne unutamayacağım bir doğum günü oldu. Annemin doğduğu gün amcam öldü. Çok üzülmüştük yemin ederim. O kadar yıprandım. Evet dediğim gibi ben bir gittim ambulans kapıda. Amcam, hani amcam kurban olurum. O da o kadar üzgün. En küçüğü. Ondan sonra yani sanki yukarıya bakıyor ki sanki Tilkin ona oradan amca ben abi ben ölmedim diyecekmiş gibi bir umutla bakıyor ona. Ben amcamı gördüm. Ben dedim hadi bana diyecek ölmedi. Baktım o da elinde sigara içiyor. Üzgün üzgün. Ben babamın yanına gittim. Babam zaten kalkamıyor. Babam da öyle yatağa gömülmüş. Tavana bakıyor böyle. Yani o da çok çaresiz. Yani biz bir umut diyoruz ki yani ölmemişti. Ben bir gittim. Allah. Bir gittim baktım böyle yatıyor. Yüzü de öyle güzel. Ağzı yamulmuş biraz sol tarafı. Ya amca ben geldim dedim. Amcam biz ona ulaşamayınca mesela ben ona gidiyordum. Bazen Samet şey annemlerdeyken amca amca diyordum. Şey böyle hop diye bağırıyordu. Hani ben buradayım falan. Ondan sonra bir gün de ben ona gittim. Ne almaya, ne yapmaya gitmiştik? Ha, Özgür'ün evi, annemlerin evi yandı ya. O zaman gittim. Amca dedim bağırıyor. Çıkmadı kızım dedim. Amca sen neredesin? Öldün mü? Ne oldu? Yok kız ne ölmesin dedi. Yani keşke ben hep o lafları duymak için gitmiştim arkadaşlar. Gerçekten o kadar üzüldüm. Ambulans vardı. İşte adamlar baktım böyle bir şeyler bağlamışlar. Dedim tamam lan bu yaşıyor dedim. Hani böyle vücudu sıcacıktı. Kapkaynardı vücudu. Ondan sonra ben Demet dedim ölmemiş ya, bu ölmemiş ya, neyse vücudu sıcak. Demet diyor ölmüş kız, hiç ses çıkartmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Dedim kalp masajı yapalım, yok. Telefonun yanında şarjdaydı. Kapalıydı. Çok zor gerçekten. Yani bir de işte ben fazla ağlıyorum. Ben o anda bir ağladım, kitlendim. Tam yine ağladım ama yani ben çok ağladığım için veyahut da çok siyah karalara büründüğüm için en çok seven ben değilim. Yani gerçekten seven insan
Seven insan tamam yine ağlar. İçim çok yandı benim. Sahurlarımızı hep beraber yapardık amcamla falan ama gerçekten benim çok yüreğim yandı. Yani ben o kadar çok ağlayamıyorum. Mezarda herkes gitti, ben tek kaldım onunla bir iki dakika. Dedim amca seni nasıl bırakıp gideceğiz? Bir de çok üşüyordum. Çok zor. Allah çocuklarına sabır versin. Allah onlara yani ne bileyim Allah'a emanet ettik o iki, üç çocuğunu. Oğlu zaten 10 yaşında. Kızı 14, oğlu da 16. Oğul küçük oğlu hiçbir şeyden haberi yok zaten. Krampon istedi amcamlar. Herkes para topladı aralarında. Onlara açlık verdi, paralar verdiler. Ayakkabı aldık iki tane. Elbise aldık, üst baş aldık. Yani çocuk hiç bilmiyor. 2 senedir görmüyoruz. Amcam Allah rahmet eylesin. Gerçekten siz de bir dua ederseniz çok sevinirim. Ben yine bu videoyu çekmek istemiyordum ama gerçekten bana çok mesaj attınız. Hani nasılsın, iyi misin? WhatsApp'ta da birkaç kişiyle arkadaşlığım var. Instagram zaten bir sürü mesaj. YouTube'dan da ben de size bir haber vereyim dedim. Allah'ın izniyle biraz daha kendimi toplayayım bir iki gün. Video çekmeye devam ederim. Bir de beni şey yapmayın. Hani gerçekten bu bir iş arkadaşlar. Benim işim. Bak benim kardeşim 2 gün geldi tekrardan işine döndü. Herkes işinde şu an. Bu YouTube'da benim bir eğlence yerim değil. Bu da benim işim. Ben buradan para kazanıyorsam bu da benim işim. Yani kalkıp yok amcan öldü video çekiyorsun muhabbeti bana yapmayın. Yapanı da zaten takmam. Bu benim en yakınım bile olsa takmam. Akrabam bile olsa takmam. Kimse benim umurumda değil. Benim eşim benim başımda. Ben 30 yaşındayım zaten. Ben neyin ne zaman nerede ne yapacağımı da çok iyi bilen bir insanım. O yüzden yok şöyle yok böyle muhabbetleri kimse bana yapmasın. Hani yazan olursa da mesela cevap vermem. Olur biter bu kadar. Ölümlü dünya herkes ölüyor. Bak yani diyorum ki bak annemin doğduğu gün onun ölümü oldu. O ölüm günü mesela. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun gerçekten. Cenazede çok kalabalıktı arkadaşlar. Gerçekten Allah gelenden de gelmeyen de razı olsun. Zaten amcamın vefat ettiğini öğrendikten sonra halamlar, halam bir tanesi İstanbul Beykoz'da oturuyorlar. Bir sürü zaten bizim şeyler, akrabalarımız var İstanbul'da. Yalova'da herkes gelmiş. Zaten amcamın çocukları da Beykoz'da oturuyordu. O nerede oturuyorlardı ya? Beykoz'da neredelerdi? Hiç unuttum ya. Bir yer var ya, Çiftlik miydi, neydi, Sera mıydı, neydi? Bir yer vardı. Park gibi bir yer vardı ya. Oraya ismini ben gitmiştim oraya da unuttum ismini. Çayır, çayır, çayırdalardı arkadaşlar. Çayırın o taraflarda. Amcamın o şey halamın oğulları falan hep 2-3 araba. Amcamın kızları hepsi orada. Zaten amcamın şey halamın oğlunun orada marketleri var Gül Serra diye. Hep onların hepsi dükkanlarını bırakmış şey çalışanlara gelmişlerdi. Sadece namazını kılmaya gelen insanlar vardı. Ne kadar iyi insanlar var ya. Gerçekten tüm Beykoz dökülmüştü vallahi buraya. Allah onlardan da razı olsun. Halamlar da çok üzüldü. Asya halam, Nalihan halam, Saadet halam. Gerçekten onlar da çok dini bütün takvalı insanlar. Halamın kızları. Allah hepsinden de razı olsun. Gelenden de gelmeyenden de dediğim gibi. Hani bunu da söylemek istedim size. Gerçekten bir de şöyle bir şey var. Hani kara haber tez duyulur ya. O söz gerçekten çok doğru. Yani ben buradan babamlara gittim. Böyle bir 10 saniye sürdü. Ben daha yukarıda böyle daha kendime gelemeden baktım mahalle doldu. Yani 100 kişiye yakın insan vardı arkadaşlar. İşte polisler geldi. Bilmem hakim mi birisi gelmiş. İşte şüpheli ölüm falan diye muhabbetine. Yani gerçekten şok olmuştuk ya. O İstanbul'dan gelenler nasıl 3-4 5-6 saatte geldiler o kadar yolu arkadaşlar. Gerçekten kara haber tez duyuluyor. Dediğim gibi Allah gelenden de gelmeyenden de
herkesten razı olsun. Amca olarak ben ondan razıydım. Bana yaptı, beni Kur'an kurslarına götürmesi. Hani ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Hiç kırmadı beni. Rabbim inşallah mekanını cennet etsin. Sizler de arkadaşlar gerçekten mesela bir insanla ben de, dedemden sonra birkaç kişiden sonra da hep böyle yapıyorum. Mesela bir insanla konuşun, onun yüzüne bakın. Yani erkek tabii tanımadığınız erkekler değil de gözlerine bakın. Hani onu dinleyin. Hani onun da Allah'ın onun yarattığını anlamamız lazım. Bilmemiz, düşünmemiz her zaman lazım. Ben hani böyle bazen diyorum ki hani birini gördüm yolumu çevir mesela. Olmuyor da mesela. Düşünüyorum, ay diyorum keşke şunu görmeseydim. O ertesi gün öldükten sonra ay diyorum keşke görseydim. Helallik alsaydım. Mesela böyle yani bunlara dikkat etmemiz lazım. O yüzden hani birilerinin kalbini kırmayalım. Hiç kimsenin. Yani gerçekten hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalışın. Ben öyle yapıyorum. Yine bana salak desinler, aptal desinler hiç kimse umurumda değil. O yüzden benim kalbim rahat, içim rahat. Kafamı yastığa koyduğumu, aklım rahat, her şeyim rahat benim. O yüzden siz de öyle olun. Ölümlü dünya. Gerçekten belki bugün şu an bile bunu konuşurken kimler ölüyor? O yüzden herkes herkesin kıymetini bilsin. Gerçekten. Bu arada amcam aile kabristanına defnedildi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Böyle bunları diyebilirim. Böyle öğrendim ölüm anını da. Yani amcamın kızları gelmeseydi emin olun şu an belki belki biz daha yeni öğrenmiştik amcamın vefat ettiğini. Yemin ederim. Çünkü ay özür dilerim. Çünkü öldüğü günün gecesi annem herhalde annemlere demiş ben gidiyorum bir şey istiyorsunuz mu? Babama meyve suyu falan getirmiş. Bir şey istiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu getireyim falan. Ondan sonra zaten annem iki günde bir ona ulaşamayınca ya birini çıkarttırıyordu ya da kendi gidiyordu bakıyordu. Yani Demetler de gelmeseydi gerçekten onun öldüğünü biz anlamayacaktık, görmeyecektik, duymayacaktık. Ne olacaktı onu da bilmiyoruz. Çok zor gerçekten, Rabbim mekanını cennet etsin. Sizler de dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yani bir Fatiha bile hani yani Yasin tabii ki de okunması gereken en güzel dua. Hani Fatiha bile derken bir küçücük bir dua bile olsa Fatiha'nın tesiri çok kuvvetli, çok büyük. Fatiha-i Şerife bile benim için çok değerli. Hani buradaki şeyi bileyin, yanlış anlamayın. Hani Yasin okuyun demiyorum size külfet olmaması için ama Fatiha-i Şerife okursanız gerçekten çok sevinirim. Okuduğum derseniz de çok sevinirim. Tekin Akgüz amcamın adı. Böyle annesinin yeğeninin yanında şu an mekanı cennet olsun inşallah. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. İzlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.